edindikleri bazı yemek türlerini kendi dillerine monte etmişler, aynı zamanda içeriklerini değiştirmişlerdir. Kendi dillerindeki karşılığını vermişlerdir. Mesela bazı yemek isimlerine baktığınızda Rummaniye değil de Lardenk aşı, Mişmişiye değil de Zerdalı aşı gibi isimleri almıştır. Dolayısıyla içselleştirmişlerdir diyebiliriz. Osmanlılar, Türkler yemekleri transfer etmişler, evet farklı kültürlerden ama kendilerine uygun hale getirmişler. Bir diğer özellik yemek konusunda Osmanlı mutfağı ve zamanının diğer mutfakları sağlıkla birlikte çalışır. Beslenme ve sağlık arasında müthiş derecede ilişki olduğunu düşünür ve ona göre yeme içme menülerini ayarlarlar. Sağlıkla yeme içme arasında bu yüzden Osmanlı mutfağında bugünden çok daha keskin bir beraberlik söz konusudur. Yeme, içme aynı zamanda bir perhiz sofrasına da dönüşebilir. Yani herhangi bir sıkıntınız varsa, hastalık vesaire varsa bunu düzeltmek için öncelikle perhiz uygulanır. Bu perhiz uygulamaları Osmanlılarda da çok önemli. Tencere yemeklerinde ağırlıklı olarak meyve kullanmaktadırlar. Bu da Osmanlı mutfağının, klasik dönem Osmanlı mutfağının çok önemli bir özelliğidir. Çok farklı tatları bir arada bulundururlar. Devam edebiliriz. Ne tür yemekler var dediğimizde, kabaca baktığımızda üç temel yemeğin Osmanlı mutfağında hakim unsur olduğunu görüyorsunuz. Bugün de biraz aynıdır. O yüzden ben çok kötü bir değişmenin yemekler bazında olmadığını, daha çok içecekler bazında olduğunu hep söylemişimdir. Birincisi çorba, ikincisi et yemeği, üçüncüsü de pilav. Bizim milli takımın işte nohut eklenmemiş, kuru fasulye eklenmemiş hali. Çünkü nohut var bu dönemde ama kuru fasulye yok. Daha sonra gelecek. 19. yüzyılda, 18. yüzyıldan itibaren kuru fasulye aktif hale geliyor. Bu miktarda çorba çeşidi var. Mesela 16. yüzyılın sonuna ait olan bir listede 29 tane çorba çeşidi var. Ak çorba, bozcu çorba, bugünkü çorbalardan da var. Badem çorbası, tavuk çorbası, sebze çorbası, humaç çorbası ki bu arada çok yaygındır humaç çorbası. Devam edebiliriz. Bu klasik dönemin en önemli yiyeceklerinden. Bir daha. Bu çorbalar çok ilginç. Mustafa Ali, 16. yüzyıla ait çok önemli bir bürokrat ve tarihçi, ekşili çorbadan bahsediyor. Bunlar da şu demek, çorbaların içerisinde bir takım ekşi meyveler katılıyor, erikler vesaire. Mesela can erimizin çorbaya katıldığını o döneme ait kayıtlardan çok rahatlıkla çıkarabiliyoruz. Ayrıca biraz sonra da değineceğiz, bu sakatattan yararlanma hadisesi Osmanlı mutfağında çok fazla. Bu 1920'lere kadar devam etmiş, İmparatorluğun yıkılışına kadar devam etmiş. Sakatat'ı Osmanlılar bir defa çok seviyor. Bu bağlamda da paça ve işkembe çorbasının çok yaygın tüketildiğini söylemek mümkün. Devamında belki almış olabilirim, bir bakalım. Yok, biraz sonra değineceğiz. İstanbul'da bol miktarda paça ve işkembe dükkanı var. Yani sur içinde en az 25 tane, 26 tane paça dükkanından söz ediyor Evliya Çelebi. Evet, çorbalardan sonra et yemekleri çok önemli. Et Osmanlılar için vazgeçilmez bir şey. Hatta bazı durumlarda buğdaydan daha fazla etin tüketildiğini söylemek mümkün. Mesela İstanbul'un nüfusu yaklaşık olarak 500 bin civarında, 17. yüzyılın başında. Günlük giren buğday miktarı İstanbul'da, günlük tüketilen buğday miktarı 200 ton civarında. Fakat Evliya Çelebi'nin verileri bir kısmı kesinlikle doğru olduğunu düşünmek lazım. 27 bin koyunun girdiğini söylüyor. O dönemdeki koyunlar biraz sıska koyunlar. Ve oradan bir hesap yaptığınızda yaklaşık 13 kiloya tekabül ettiğini düşünürseniz 27 binin çarptığınızda 350 bin kilo etten söz ediyoruz. 350 ton etten söz ediyoruz demektir. Günübirlik İstanbul'a giren, İstanbul'da tüketilen et miktarını bize vermiş oluyor. Dolayısıyla devasa bir şehirden söz ediyoruz. Evet, yani burada da işte diğer
bazı biladilseler sayı katarak 38 bin koyun tüketiliyordu. O zaman 500 tona tekabül eder. Evet, devam edelim. Pilavı da söyleyip orada ya geçti ya da arkaya geçmiş olabilir. Osmanlılar pilav konusunda da çok iyidirler. Çok çeşitli pilavlar vardır. Osmanlıların pilava verdikleri isim danedir. Tane, tane tane olduğu için dane diyorlar. Dane, pirinç tanesi, daneyi pirinç. Bulgur tanesi şeyi ise, pilavı ise de daneyi bulgur diyorlar. Sade pilav yaptıkları gibi çok farklı pilav çeşitlerini de görüyoruz. Mesela işin içine kestane kattıkları oluyor. Kestaneli pilav yapıyorlar. Çeşitli yeşillikleri katıyorlar. Buna da daneyi sebz diyorlar. Falan filan. Çok farklı şekillerde pilav yaptıklarını görüyoruz. Pilav da Osmanlıların olmazsa olmazı. Aynı zamanda işte İspanyolların o dönemde dediği gibi Türkleri güçlü kılan pilavdır diyorlar. Pilav çünkü çok bol miktarda yiyorlar ve savaşta çok güçlü hale geldiklerini söylüyorlar. Bir diğer tartışmalı konulardan olduğu için onu özellikle yazdım, bilerek koydum buraya. Balık. Osmanlılar tahmin edilenin üstünde balık tüketiyorlardı. Şüphesiz İstanbul'da ve diğer yerlerde balık tüketimi vardı ama ayrıca olarak bu balıkların Rumlar tarafından tüketildiğini, dolayısıyla Müslüman Osmanlıların çok fazla balık tüketmediğini söylüyordu. İnsanlar yazmışlardı. Birisi yazmıştı, arkasından devam etmişti böyle sürekli bu yanılgı. Bunun böyle olmadığı, aksine balık tüketiminin Osmanlılar'da tahminlerimizin çok çok ötesinde olduğunu son çalışmalar net bir biçimde ortaya koyuyor. Özellikle Evliya Çelebi'nin İstanbul'a ait birinci cildini gözden geçirdiğinizde, okuduğunuzda İstanbul'da balık tüketiminin zaten düşük olma ihtimalinin olmadığını görürsünüz. Evliya Çelebi hafif abartı yapıyor olsa bile hem balık tutulması, hem bunun pazarlanması, satılması, hem balık yani deniz ürünlerinden yapılan ürünlerin halka sunulmasına dönerek işte lokantalar vesaireler falan filan. Bunları da işin içine kattığınızda yaklaşık 8000'e yakın İstanbullunun bu balıkla ilişkili işlerde çalıştığını bize gösteriyor ki bu da balık tüketimi tahmin edilenden çok daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. İncelediğimiz dönem 17. yüzyıl olacaksa 1640 tarihli elimizde çok güzel bir İstanbul pazarlarında bulunan malları gösteren bir listemiz var, Nahtert'te. Onda da 26 çeşit balıktan söz ediliyor. Şirvani 12 tane balık yemeğinin tarifini veriyor ki o Müslümanlara ağırlıklı olarak tahsis edilen, yani onları temsil eden bir yemek. Dolayısıyla balık tüketimde oldukça çok fazla diye söyleyebiliyoruz. Bunun içinde kılıç, kalkan, devam edebiliriz. Kürek balığı, uskumru, palamut, lakerda, paçoz, istavrit, kalyoz, aklınıza gelecek hamsi, tekir, tirkis ve lüfer balıkları gibi bol miktarda balığın da boğazda şey yapıldığını görüyorsunuz. Avlanabildiğini. Evliya Çelebi bize balıkla ilgili başka bir sürü balık tutuculardan bahsediyor. Iğrıpçılar. Iğrıpçılar dedi, ağla balık tutanlar. İşte karityacılar, ağacılar, saçmacılar, saçma atıyorlar balık tutmak için. Düzenciler, düzen lafı da oradan geliyor. Bu arada birçok deyim oradan geliyor Osmanlılar. Ya balıkları kandırarak tutan ekibi diyorlar. Detaylı biçimde anlatıyor Evliya Çelebi. Aynı zamanda zıpkıncılar falan gibi. Bol miktarda devam edelim. Ha, burada. Bursa. Tamam, burası. Orası. Yani 900 kişilik balık pazarındaki aşçılardan bahsediyor. Toplamda dediğim gibi 8000, devam edebiliriz. 8000 kişiye tekabül ediyor. İstirici, 300 tane dükkanda 800 kişilik istiriciciler varmış mesela. O deniz haşeratı kısmından, yani Evliya Çelebi'nin dediği deniz haşeratı, deniz mahsulleri kısmından söyleyebileceğimiz bir şey. Evet, devam edelim. Son olarak bununla tamamlayalım. Çünkü abartmayalım, ondan sonra soru varsa
o sorular çerçevesinde konuyu devam ettirmiş olalım. Osmanlılar'da sakadat tüketimi tahminlerimiz çok ötesinde. Bugün de Türkiye'de bu geleneksel alışkanlığın aslında çok fazla değişmediğini görüyoruz. İstanbul'da hala işte Halis kıyısında uykuluk satan yerlerin varlığı bunu bize net bir biçimde gösteriyor. Ya da Urfa'ya gittiğimizde ki Osmanlı mutfağının temsil edildiği Gaziantep, Urfa, Hatay bölgesi komple zaten Osmanlı mutfağını bir anlamda günümüzde bile temsil ediyor. Orada o miktarda ciğerin yapılması, mumların olması, gece boyunca ciğer, gündüz boyunca da o geri kalan etlerin yenilmesi falan hepsi biraz o gelenekselliğin bir uzantısı büyük oranda. Dediğim gibi Suriçi İstanbul'da ve Eyüp'te 21 tane paçacı, 26 tane de paça çorbası yapılan dükkan var. Paça üretiyor 21 tanesi, 26 tanesinde de millete paça sunuluyor. Paça çorbası yapılıyor ve takdim ediliyor. Paçacılardan 17, yani bunu özellikle koymuşum çünkü bu paçacıların hep gayrimüslimler olduğunu düşünmeyesiniz diye. Yani Müslümanlar ağırlıklı olarak paça yapıyor ve satıyor. Paçacılardan 17'si Müslüman, 4'ü de gayrimüslimmiş. Bunlar aynı zamanda kendileri de satan insanlar. Devam edebiliriz. İşkembeci dükkanları da önemli. İşkembeci şey söyler, Evliya Çelebi, yani sarhoşların yemeği olarak söyler. Tağam-ı Mahmuran olarak söyler. Bunların sayısının da oldukça fazla olduğunu görüyoruz. Galata'da, Tophane'de, Kasımpaşa'da 22 ayrı yerde 22 tane işkembeci dükkanı varmış. Bunların 9'u Müslüman, diğerleri de gayrimüslim. 17. yüzyıl için söylüyoruz. Devam edelim. Evet, yani pastırma, sucuk da aynı şekilde Osmanlıların çok fazla kullandığı şeylerden, et çeşitlerinden iki tanesi. Sucuk biliyorsunuz Türklerin ürettiği bir şey, Orta Asya'dan buraya getirdikleri bir şey, onu devam ettirmişler. Pastırma da Osmanlılar'da hızla tüketimi artan yiyeceklerden bir tanesi. 17. yüzyılda Kilye, Akkırman, Edirne sucuklar, pastırmaları çok meşhurken 17. yüzyıl sonlarından itibaren, hatta 18. yüzyıl başlarından itibaren Kayseri pastırmasının İstanbul piyasasına girmeye başladığını görüyorsunuz ki o da günümüzle alakalı bir şey. Yani 17. yüzyıl İstanbul seçkinleri Kayseri pastırmasını en azından tüketmiyor, biliyorsa bile tüketmiyor. Daha sonra devreye girmiş oluyor. Evet, devam edelim, resimlere geçelim de resimler üzerinden biraz konuşalım ve bitirelim. Ben konuşmamı bitireceğim, siz yönlendirmeyi yapabilirsiniz sorularınızı. Devam edelim, yok yok, devam. Komple resimler gelecek, devam edelim. Devam. Devam. Burası biraz, bir. Devam edelim aşağı. Biraz daha. Devam edelim. Biraz daha görüntü güzel resimler gelsin. Ha, bunlar geldi. Tamam, geriye gidelim. Biraz resim gösterelim. Bir geriye daha gidebilir miyiz? Tamam. Ha, bunu nasıl almışız? Öyle gelmiş. 1720 şenliğinde İstanbul'da göstericiler, sihirbazlar. Devam edelim. Bu şerbetçi esnafının bir temsilcisi diyelim. Bunlar şöyle bir şey. Bu resimler, bu minyatürler elimizde çok var. Sünnet düğünlerinde yapılan, işte nakkaşlar tarafından yapılan minyatürler. Her sünnet düğününde bütün esnaf grupları İstanbul'da bir esnaf alayı yapar. Topkapı Sarayı'nın olduğu yerden başlar, işte aşağıda Alay Köşkü var, o bölgeydi, dolanır. Aynı zamanda Sultanahmet'in o meydanını da dolanır ve bunları resmederler, nakkaşlar. İşte onlardan bir tanesi, şu karşımızdaki o dükkanın içerisinde, küçük dükkanın içerisindeki esnaf grubu, şerbetçi esnafı. İçinde de şerbetler var ama burada çok küçük görünüyor. Ben bu kadar küçük görüneceğini bilmiyordum. Bunlar uzak doğudan ticaret yapan tüccarlar. Onun için arkalarında gemi var. Bu gemi gösteriyor, şu gördüğünüz gemi
deniz aşırı ticaret yaptıklarını gösteriyor. Ellerinde de işte mumlar var falan. Şuradakilere baktığınızda bu bir arada olacak ama neredeler? Baharatlar, pardon şurada. Bunların ellerine baktığınızda bunlar Uzak Doğu ürünleri gösteriyor. Devam edelim. Bu İstanbul'da Topkapı Sarayı'nın avlusu, ikinci avlusu. Sol taraftaki o, şu gördüğünüz Adalet Kulesi, şu da Divan-ı Humayun binası. Melin diye bir gravürcü var, o çok meşhur bir adam. Onun çizdiği bir gravür. Devam edebiliriz. Bu Osmanlı Sarayı'nda modernleşmeyi gösteren bir resim. Dolmabahçe Sarayı'nda verilen bir ziyafet. Masada yemek yeniliyor. Şurada masa var. Herkes sandalyeye, gördüğünüz gibi sandalyelere oturmuş durumda. Ve Osmanlı sofra düzenindeki modernleşmeye en güzel örneklerden bir tanesi bu. 1855 falan. Devam edelim. Bunlar gördüğünüz sokak satıcıları. Bu tablakar, bu da aşçı. Eski kaşıklar, yani günümüzdeki metal kaşıklardan kemik kaşıklara iniyoruz. Kemik, mercan, sedef kaşıkları buralarda görebiliyorsunuz. Devam edelim. Eskiden yani yaşı müsait olanlar bilir, biz bunları gördük. Sayın Belediye Başkanım da bilir. Yaşı bize yakın olanlar bilir. Bu kalaycı esnafından. Kalay yapıyorlar. Bütün kaplar neredeyse bakır sıradan insanların hayatında. Porselen o kadar kolay tedarik edilen bir malzeme değil. O yüzden kalay hayatın en önemli parçalarından bir tanesi. Kalay yapıyorlar. Devam edelim. Bunlar sucular. Sucular olduğu için koymuştum. Saray sucuları. Fakat enteresan sucular. Baktığınız zaman bu adamların Venedik'ten mi geldiklerini, Macaristan'dan mı geldiklerini anlayamazsınız. Yani onlardan biri siz zannedersiniz. Bunun nedenini hiç kimse bilmiyor. Yani ilerleyen vakitte belki birisi çıkartır. Yani suculuk, sakallık bize nasıl geldiyse giyimiyle beraber gelmiş ve tamamen Avrupa'yı görünen tipler bunlar. Farklı görünen tipler. Enteresan. Bunu da özellikle bir örnek olarak koydum. Bu Osmanlılar şenlikler sırasında yağma yaptırırlar. Yağma geleneği bizde çok Orta Asya'dan gelen bir gelenek. Ve bunu 17. yüzyılda ve 19. yüzyılda bile devam ettirmiştir Osmanlılar. Yağma geleneği şu demek. Sultan emriyle yemekler bir yere konulur. Sultanın kulları, sultanın tebaası o yemekleri almak için birbiriyle yarışır. Gider yerler, tabakları alırlar. O sırada da müthiş bir temaşa ortaya çıkar. Güzel bir görüntü ortaya çıkar. Sultan bunları gözler, o bakar onlar seyreder ve sudanın yanındakiler de seyreder. Burada da genellikle Yeniçeriler olur ama bunlar Yeniçeriler değil, sudanın diğer tebaasından, sivil tebaasından bir grup onları yağmada, çanaklara alıyorlar. Yağma çanağı diye satın alıyor bunlar. İşlerinde muhtemelen safranlı pilav var gibi görünüyor. Yağma bu şekilde yapılıyor. Yani bu şu anlama geliyor. Sultanla tebaası arasında müthiş bir bağ ortaya çıkmış oluyor. Sembolik anlamı budur bunun. Devam edelim. Bunları da özellikle koydum. Bunlar meyveci esnafı. Ellerinde bol miktarda meyveler var. Karpuzu hemen görmüşsünüzdür. Diğerlerinde kısmı kayısı, bir kısmı şeftali. Yine esnaf gruplarından. Bunu da özellikle koydum. Bu Osmanlı Sarayı'nda ve Osmanlı seçkin muhitlerinde konaklarda kullanılan, en yaygın kullanılan porselen tipi. Mavi ve beyazlar. Mavi ve beyazlar. Bu porselenin özelliği ne? Bu klasik dönemi en iyi temsil eden porselenlerden bir tanesi. Çin'den gelen porselen. Klasik dönem boyunca, yani 19. yüzyıl öncesinde aralıklı olarak Çin'den tedarik edildi. Porselenler, Çin porselenleri kullanıldı. Bizim İznik, Kütahya,
tabii kısmen devredeydi ama çok sınırlıydı. 18. yüzyıldan itibaren de Avrupa porselenleri gelmeye başladı. Hatta 19. yüzyılda Avrupa porselenlerine ilgi o kadar arttı ki Osmanlılar baktılar ki bu iş böyle olmayacak, Yıldız Sarayı'nın içerisinde